Sukulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kar yağdı bu gece. Hafif, yani benim buraya çok kar yağmıyor arkadaşlar. Emin olun çarşılar kar tutmuştur. Bakın şu kısımlara kar yağdı. Ve ben şöyle bu akşam inşallah bu videoyu yayınlayacağım. Sukulentlerimi nasıl bir korumaya aldım? Geçmiş yıllarda aslında ben grapto türlerim için hiçbir koruma yapmamıştım arkadaşlar şu türlerim için. Fakat bu sene biliyorsunuz farklı bitkiler de aldım seradan. Şu tür bitkiler karışık aranjman olduğu için ne olur ne olmaz diye arkadaşlar ben şöyle bir kendimce tedbir aldım. Yani şu kalın kalın bir çöp poşeti, incesinden değil bu, kalınından. Onu kestim. Ondan sonra bunların üzerlerine örttüm arkadaşlar. Soğuğu da alması gerekiyor ki kökleri çelikleşsin. Bir de benimkilerin altında arkadaşlar, benim bitkilerimin altında kompost olduğu için ve kompostları daha kompostlaşma aşamasında olduğu için kök kısmında da ister istemez yani böyle bir kompostlaşma olurken, yani bir ısı da olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da yanmıyor olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şöyle sularını da arkadaşlar, bu kar suyu, şöyle sularını da kendi üzerlerine bırakmak istiyorum. Çünkü bunun onlara çok faydasının olacağını düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar, dünya kadar onlara su gitti. İyi oldu. Aa evet, kar suyu da varmış üzerlerinde. Onu da onlara arkadaşlar, bitkilerin üzerine gelmesin. Şöyle bitkilerimizin üzerine gelmesin. Evet, kar suyu da varmış. Kar yağmış. Şu anda sıcaklık gayet iyi. Ama bitkilerim arkadaşlar bu soğuğu görmesi gerekiyor ki bahar aylarının kıymetini bilsin, değil mi? Yani böyle arkadaşlar, basit tedbirlerle, bakın basit tedbirlerle sukulentlerinizi, kaktüslerinizi tedbirinizi alabilirsiniz yerinden oynatmadan. Çünkü benim çok da koymaya yerim yok. Bir gece değil bu, bir ay sürebilecek bir macera. Bir de benimkilerin dibinde kompost olduğu için arkadaşlar çok fazla öyle böyle alamıyorum. Bakın arkadaşlar, şu arkadaş kökleri nasıl bunun, çok değişik. Ben onu şöyle yapayım arkadaşlar. Kendisi kış böyle şey derdi olmasın. Kökümü nereye salayım derdi olmasın. Çünkü yukarıya salmış. İşte böyle arkadaşlar, ben tedbirimi kendime göre böyle aldım. Kısa bir video yapmak istedim. Size de bu kısa videomu atmak istedim. Bunu yapmamdaki amaç, geçmiş yıllarda yapmadığım halde, bakın geçmiş yıllarda bunların, şu türlerin üzerine kar yağdı arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bunu yapmadım. Fakat bu sene şu türlerimden şüphelendim, biliyor musunuz? Dedim ki şu türlerimden ne olur ne olmaz dedim. Yine en ufak bir riske atmayayım, bu türümden şüphelendim. Ben dedim üzerini örteyim. Bakın basit tedbirlerle sabaha çıktık inşallah ve kesinlikle hepsi gayet güzel, gayet sağlıklı. Bu naylon olmasa da ben benim bulunduğum yerin ikliminden dolayı böyle olacağını düşünüyordum. Çünkü şu anda bildiğim kadarıyla çarşılarda kar var. Buraya kar yağmıyor. Çok nadir yağar arkadaşlar. Çok nadir yağacağı için de ben yani tedbirimi ona göre alıyorum. Siz de kendi tedbirlerinizi kendi şartlarınıza göre alın. Ve sukulentlerinize güzel bakın arkadaşlar. Bakar mısınız? Soğukta daha da büyüyorlar. Bakın. Bunlar bebekler. Yakın zamanda ben bunları size böyle yakından göstermedim. Ve inanın soğukta bile daha günden güne daha güzel büyüyorlar. Bu aklınızdan çıkmasın arkadaşlar. Hoşça kalın.